olması gerektiğini kabul ediyorsunuz. Doğru. Çok güzel. Evet. Ne zaman hayal kursan ardından hayal kırıklığı mı geliyor? Güneş tüm gücüyle parlarken pikniğe gitmek için kapıdan çıktığın anda fırtına mı kopuyor? Tamam işte bu dediğin vakit her şey birden tepe taklak mı oluyor? Hayat hep istediğin yönün aksine mi akıyor? O halde bırak hayat seninle aksın diye bir kitapla geldi sevgili Nihan Hanım. Bırakmak ve teslim olmak. Aslında bu hayat mı seninle akıyor, sen mi hayatla akıyorsun hocam? Biz bu kitabın başlığını çok tartıştık aramızda. Evet. Valla hayat demek, yaşadığın şey demek. Sen onu güzelleştirebilirsin veya çirkinleştirebilirsin. Bugünlerde hep kafamda şu var. Bakın bir virüs, değil mi? Virüs canlı bile değil. Mikrop değil ki canlı olsun. Ama ne büyük bir gücü var ki 3. Dünya Savaşı çıkarttı. Evet. Bütün ülkeleri kapattı. Çünkü biz de virüs gibiyiz aslında. Biz insan olarak varlığımız yok. Allah'ın varlığına bağlıyız. Ama çok büyük tesirimiz var. O halde önce kendimize tesir edelim. Kendimizi huzur ve rahatın içinde kılalım. Hadiseleri görmemezlikten gelelim. Hadiselerin hepsi geçicidir. Ben kızım vefat ettiğinde 6 ay gerçekten acı çektim. Ama bir taraftan da anacığım secde et ne mutlusun sen Hazreti Fatma'ya eşlik ediyorsun dedi bana. Siz bilirsiniz o Fatma aşkını bizlerde. Yani o mutsuzluğun, o acının içinde bir huzur vardı burada. Aha. Allah beni seçmiş Aha. diye. Ama şimdi o çok acı çektiğim 6 aylık devreyi etrafa anlatırken 5 dakikada anlatıyorum. Ya. Yani bütün o acı 5 dakikanın içinde. Onun Değil için mi? Niye bu kadar kendimizi üzüyoruz? Evet. Allah-u Azimüşşan buyuruyor ki her sıkıntı bir güzelliğe kapı açar. Acı bir şekilde böyle yaşandığında, anlamlandırıldığında huzura mı dönüşüyor? Kesinlikle. Ama imanın varsa. İmanın varsa. İmanın varsa huzura dönüşüyor. Ve şimdi o acıya o kadar şükrediyorum ki Ebru'cum. Çünkü o acı sayesinde bütün evlat kaybetmiş anneleri rahatlatmak gibi Allah bana bir lütufta bulundu. Onun için ilk yaşamışım. Çünkü yaşanmayan şeye inanmıyor insan. Değil mi? Kesinlikle evet. öyle. Ne kadar güzel söylüyorsunuz. Evet. Hocam ağzınızdan bal damlıyor. Ben evet. Nihan'ıma dönmek istiyorum. Nihan'cığım işte bu. Kadın isterse her şey olur. Bir umut meleğine.